kuş. Birazdan kuralcı ailem sabah kahvaltı saati, öğlen şu saati diye başlar var ya başımda bıdı bıdı etmeye, hemen kalkmam lazım. Ay bir şey diyeceğim arkadaşlar. Geçen sefer yorumlara yazmıştınız ya, aleyhine kuralcı aileni dinleme. Her zaman onların dediklerini yapma, çok mutsuz olursun diye. Ben de karar verdim arkadaşlar, onların her dediğini yapmayacağım. Şimdi var ya yurttan kankam Bilge'yi arayacağım. Ondan sonra onunla beraber felekten bir gün çalacağız. Kuralcı ailemi de hiç dinlemeyeceğim. Görür onlar. Bıdıdıt bıdıdıt. Alo Bilge arkadaşım. Hani sana verdiğim adres var ya, o adrese gel tamam mı? Ben seni bekliyorum. Aha abim geldi. Tamam arkadaşım, görüşürüz. Abi, abla. Günaydın. Ben de tam seni uyandıracaktım. Baktım telefonla konuşuyorsun, hemen dışarı çıktım. Ay abicim şey, hani siz bana telefonda azıcık konuşma izin vermiştiniz ya, ben de yurttan arkadaşımı aradım. Günaydın abi, günaydın abla. Evet abi. Günaydın, aşağı inemen, aşağı. Tamam, hadi aşağı iniyoruz, kahvaltı vakti yaklaşıyor. Hadi sen hala üstüne siyah giyinmedin mi kardeşim? Hadi üstüne siyah şeyler giyin aşağı gelene kadar. Tamam, of ya, zorla siyah şeyler giyindiriyorlar. Geçen sefer de zorla saçlarımı siyaha boyamışlardı. Heh, gel bak, kankam geldi. Kankam. Allah'ım. Bakayım. Merhaba. Aa, kankam gelmiş, içeri almıyorlar. Abla, abi. O benim yurttan arkadaşım kankam Bilge. Onu içeri alır mısınız? Tanıdığımız kişileri içeri alamayız ama annemler burada olmadığı için girebilir. Oynayın sonra ama gider. O tanıdık birisi, o Bilge. Benim yurttan arkadaşım, canım arkadaşım. İyi ki geldin. Hadi kahvaltıya oturacağız şimdi. Gel Bilge, saat 8. Ay oturmazsak ablamla kahvaltıda, abim çok kızar. Kahvaltıda meyve var. Muz yok veya elma. Of ya, nasıl bir şey ya? Bir şey yok mu? Menemen yok mu? Abiciğim ben. Ya. Hayır, waffle asla olmaz. Güzel bir yemek. Menemen. Annemle babam bunları bize öğretti. Kural falan olmazsa şu anda masanızda böyle pankekler, çikolatalar, ballar, her şey vardı. Ya of ya. Bilgeyi sakın başlamayın. Tam bir dakika sonra başlayacak. Ya gerçekten özür dilerim. Ben de böyle olmasını istemezdim ama annemle babam bizi zorladı. Tamam, kurallar böyle. Ama ben bu YouTube'daki arkadaşlarıma söz verdim. Bütün kuralları dinlemeyeceğim. Bugün yaramaz aleyhine iş başında unutmayın. Abi, abla. Ne dedin sen bakalım? Ben menemen istiyorum. Ben menemen yapacağım. Abla ne olursun lütfen bana menemen. Çekili ne olacak? Tam bak. Kazan çıkacak. Ya abla gelsene. Kazan çıkacak. Elini ocağa koyamazsın. Bu senin için yasak. Lütfen bugün bana menemen yapın. Menemen, hani ocağın üstüne koysana menemenleri lütfen. Lütfen abla. Ay, tamam. Koyacağım menemeni. Tamam sen çık. Tamam, bol soğanlı, tamam mı? Bol soğanlı menemen istiyorum. Ben menemen istiyorum. Menemen. Arkadaşlar iyi ki bana var ya böyle tiyolar verdiniz. Yoksa bunlar beni simsiyah yapacaklardı. Bir de bir sürü kural koyacaklardı. Bugün kuralları dinlemek yok. Aleyna. Saçında ne var senin saçında Aleyna? Aleyna ne var? Efendim. Canım abi. Kardeşim. Ana abi, saçımı ne yapıyorsun? Ne var o? Bit çıktı. Bit mi? Bit mi çıktı? Bit kremini alıyorsun. Gidiyorsun duşa gidiyorsun. Duştan çıkınca da üstüne siyah giyiniyorsun. Yoksa menemeni rüyanda görürsün ablacığım. Ay tamam. Ya acaba bit Bilge'den mi geldi? Bilge sen yurtta bitlenmiş miydin? Bana bit gelmişti. Abimle ablam bit var dedi. Ona bakayım, bakayım. Bak bakayım Bilge'de bit var mı? Bit. Bilge'de bit. Bakayım bir. Ney? Abi Bilge'de bit var. Üzgünüm Aleyna'cığım ama arkadaşını yıkamak zorundayım. Gel tatlım. Abo Bilge, senin yıkanman gerekiyor. Koş Ece ablamı takip et. O seni yıkayacak. Aleyna sen de gel. Sana tamam. Kıyafetler diyeceğim ve onları giyeceksin. Tamam abla. Gel sen misafir banyosunu kullan tatlım. Sen burayı yiyebilirsin. Tamam. Bilge sen burada yıkan, gel. Bak burada duş var. Geç buraya. Foşurt Aleyna, yıkan. Aleyna gel. Tamam abla benim. Ablacığım. Efendim abla. Başkalarının yanında bizi rezil etme bak. Tamam. Giy dediğimiz şeyleri giyiyiz. Siyah giyin diyorsak siyah giyin. Sanki biz de çok meraklıyız siyah giyinmeye kardeşim. Yani annemle babam siyah giyinmeyin dese biz giyinmeyeceğiz zaten. Hadi koş, ellerini yüzünü yıka. Ne bana giyinmeyeceğim. Ben arkadaşlarıma söz verdim. Bugün yaramazlık var. Bugün kuralları dinlemek yok. İşte o yüzden siyah giyinmeyeceğim. Öyle mi? Ben pembe galeyine kalacağım. Aleyna'cığım, efendim. Ben senin özel öğretmenlerinden birine mesaj atayım. Evet. Ay kafam başında. Değil mi? Bir saat sonra okula gidiyorsun. Ondan bir saat sonra, yani okul çıkışına. Üçten sonra da kursa gidiyorsun. İki tane kursun var. Jimnastik ve müzik. Hey, of ya, kural dinlemek yoktu. Bıktım, sıkıldım. İstemiyorum kural. İstemiyorum. İstemiyorum.
ablacığım. İstemiyorum, istemiyorum. Hop, bakalım. Abla abi. Öyle mi? Sen hiç annemlerin kızmış halini gördün mü tatlım? Yok, görmedim. Daha geldiğimden beri hiç gelmediler ki. Sürekli Amerika'dalar. Hep abimle ablam var. Beni evlat edinen annemle babam ama ortada yoklar. Abi o neydi? Nereden çıkardın onu? O ne? Gördün mü? Tamam tamam. Çok dağılır edeceğim mi? Abi şakacıktan değil mi o? Gerçek değil. Evet evet. Aleyna'cığım. Efendim? İstersen annemle babama bir ses kaydı yollayayım. Biliyorsun onların özel jeti var. İsterlerse buraya bir dakika içerisinde gelebilirler. Olamaz. Hayır, gelmemeleri lazım. Tamam tamam. Okula gideceğim. Tamam tamam. Siyah giyineceğim. Ama saçlarımı siyah boyatmam. Doğuştan pembik saçları, tamam. Pembik kalacağım. Saçlarını boyatma. Ama bak, şöyle bir hakkı var. Herkesin bir tane istediği renk giyebilirler. Ama eğer bunu kullanırsan ailede her işi sen yaparsın. Yeri mi süpüreceksin? Hizmetçi gibi yeri süpürürsün. Ay, Bilge yıkandın mı? Bitlerin geçti mi arkadaşım? Ah, geçmiş tertemiz olmuş benim sen canım arkadaşım. Sen siyah giyiniyor musun, ben yazayım mı? Tamam tamam, giyineceğim. Şuradaki giyin odaya gideyim de görmesin bari kimse. Hah, şurada bir giyinme odası vardı. Orada gideyim giyineyim. Ha, şuraya geçeyim. Hemen şuradan yaratıcı kameramı açayım. Şunu kapatayım. Buradan bilek yazacağım arkadaşlar, kıyafetlere siyah siyah şeyler gelsin diye. Of ya, taktılar ya. Arkadaşlar lütfen bana yardım edin. Yorumlara yazın. Nasıl kurtulurum bunlardan? Üf ya, şunu mu giyeyim? Güzel oldu mu? Hah, bu iyi oldu. Şuna da bilek yazacağım. Siyah demek çünkü. Bakalım neler çıkacak. Abi gelmesene. Ayıp ayıp. Yuhannes. Tamam. Yo, ayıp. Efendim abla. Şunu giy mi? Sana ben demedim mi? Efendim kötü abla. Kötü kelime kullanmak yasak diye. Ha, tamam. Ha, doğuştan pembik saçlarım kalsın. Oo. Bakayım nasıl olmuşum. Nasıl abi olmuşum? Efendim. Güzel olmuş muyum? Mükemmel olmuşsun. Yalnız sen benim kıyafetlerimi mi giydin? Altımızı bile ağır olmuş. Abla çaktırmamaya çalışıyordum ama buradan senin dolabına geldim. Senin dolabından tıkladım, giydim. Güzel olmuş mu? Sorun olmaz kardeşim. Sorun olmaz. Oh be, ilk defa kural yok. İlk defa kural yok. Kurallara göre giyemezsin demedi. Hayret yani, hayret. Kendisinden iki tane olsaydı, yani üç tane olsaydı falan giymezdim. Onlar özel kıyafetler. Tamam. Bilge gel. Bilge gel, şimdi okula gideceğiz. Ablam bizi okula götürecekmiş. Biz dışarı çıkmadan dışarı çıkamazsın Aleyna. Tamam abla. Of ya, gene kurallar başladı. Arkadaşlar ne yapacağım ya? Lütfen bana yardım edin. Kuralları nasıl çiğneyebilirim? Lütfen. Of. Aleyna, arabaya bin. Tamam, bindim. Gidebiliriz. Şimdi nereye götürüyorsunuz beni? Ablacığım, çoğu zamandır beni çok kızdırmaya başladın. Lütfen sözünü dinle. Okula gidiyorsun. Tamam tamam, okula gideceğim. Ama ben çantamı almadım. Neyse, okulun yanına gidince oradaki şeyciye uğrayalım mı? Bir tane siyah çanta lazım bana. Tamam, uğrarız. Hadi. Tamam. Okula çantasız gidersem. Hah, kırtasiyeye uğrayalım. Neresi? Neresi kırtasiye? Geçti kırtasiyeyi. Okulun kırtasiye var ya kardeşim. Ana, abi kuralları çiğnedin. Yuh. Abi okula arabayla girmek yasak. Kuralları çiğneme. Abi nereye götürdün? Nereye çıkarttın? Hiç böyle bir şey görmedim hayatımda. Arkadaşlar, abimin içinde tam bir çılgın yatıyormuş ya. Şuna bakın. Araba buraya nasıl sığdı ya? Efendim abla. Lavaboya gidiyorum. Sen hemen okula gidiyorsun, çanta falan alıyorsun. Tamam, hemen şuradan şeyimi... Ben de şu arabayı buradan çıkartmaya çalışayım. Dolabımı açmam lazım, bir dakika. Şurada öğrenci olayım. Ondan sonra... Ay, bu açık kalmış, bir dakika. Öğrenci olamadım. Heh. Öğrenci olayım, dolabımı açayım. Gel Bilge, yan tarafıma da sen al dolabını. Tamam, şimdi buradan yaratıcı kameramı açacağım. Hemen buraya geleceğim, çantalara geleceğim arkadaşlar. Ona, buna da ne yazmam lazım biliyor musunuz? Black. Siyah yazacağım yani. Hop, bakayım black ne çantalar varmış. Aha, bu güzel değil mi? Oh. Bunu beğenirler mi? Bakayım nasıl oldu. Tamam, bence güzel oldu ya. Okulda başka bir kız var. Merhaba. Şey, merhaba. Seni de mi evlat edindiler? Sen de siyah giyinmişsin. Bu kuralcı aile beni evlat edindi biliyor musun? Şey, aslında buna çok şaşıyorum. Çünkü beni bir tane aile evlat edindi. Ama daha yüzlerini hiç görmedim. Bana sen siyah giyineceksin. Sen siyah şeyler yapacaksın. Makyaj yapmayacaksın diye şeyler söylüyorlar. Aslında evet. Bak, sen de siyah giyiniyorsun. Bana da öyle dediler.
Belki senin ablanla abin, annen de baban, belki benim annem de babam olabilir. Gerçekten öyle olabilir mi? Bir şey diyeceğim. Bunlar bizi kandırıp da buraya getiriyorlar. Baksana. Herkes siyah giyiniyor. Her şey siyah. Allah Allah, çok şüphelendim ha. Az önce benim ablam tuvalete gitti ve hiç kimseye görünmeden dışarı çıkıp eve gideceğim dedi. Evde işlerim var dedi, eve gitti. Ben de bakacağım. Benim burada ablam da tuvaletteydi. Takıyor. Bakayım. Bakayım. Bak bakalım. Ana. Benim ablam da yok. O da gitmiş. Yani bizim ablalarımız aynı kişiler mi? Bilmiyorum ki. Ay, sen de kimsin? Abi. Ana. Bu da kim? Sen kimsin? Sen kimsin? Ben... O kişiden korkmam. Bu abim. Abi, lütfen o maskeni çıkar. Çıkarayım mı? Çıkar tamam. Dedim. Çıkar çabuk tamam. Abi. Ana. Bu benim abim. Aa, bu benim de abim. Nasıl oluyor ya o? Bir dakika. Abi. Belki abi. O zamanları yüzünü göstermemiştin. Yoksa sen ikimizin abisi misin? Nasıl oluyor ya? Hem benim abim hem onun abisi. Nasıl oluyor? Lütfen benimle gel. Beni takip et. Tamam, ediyorum. Arkadaşım, bir şey diyeceğim. Ya, arabamı buraya da buradan gel, çıkartamadım. Çabuk. Neredesin? Gel tuvaletten çık. Ha, oraya gir. Abim buraları hiç bilmiyor. Ben zaten arkadaşım, senin arkandaydım. Efendim. Arkadaşım, bak. Bizi aynı aile evlatı edinmiş. Yani aynı aileden beraber kaçabiliriz. Aa, evet. Abi sen gelme, git dışarı. Tamam. Abi şey, sen ablamın yanına gitsene. Ablam eve gitti. Evde yemek falan pişirecekmiş. Eve mi gitti? Bilge gel, evet. Arkadaşım. Bilge'ye gel, senin de evlat edinmesin abi, bu kuralcı aile. Abi bize götürmeyeceksin. Arkadaşlar. Arkadaşlar, burada çok garip şeyler oluyor. Okulda tanıştığım bu kuzu da benim ailem evlat edinmiş. Hem de onun annesi de babası da Amerika'dayım demiş, değil mi arkadaşım? Evet, benim annemler Amerika'ya gitti. En son bana ses kaydı attılar. Başka bir kardeşim mi var dediklerimde, işte dediler ki senin başka kardeşin yok. Biz sadece seni evlat edindik dediler. Ama seni de evlat edinmişler. Baksana. Ben hiç inanmadım. Hiç inanmadım buna gerçekten. İşin içinde bir işlik var. Şimdi bunu beraber çözelim mi, ne dersin? He? Olur. Sürekli beni siyah giydiriyorlar ve ben bundan hoşlanmıyorum. Ben de. Sürekli bana kurallar koyuyorlar, biliyor musun? Saçını siyah boyayacaksın, sabah şu saatte kalkacaksın, şu saatte yemek yiyeceksin. Bir dakika. He. Senin saçların doğuştan pembe mi? Evet, benim saçlarım doğuştan pembe. Aslında biliyor musun? Ben saçlarıma şu anda boya sıkıyorum. Ablamlar, abimler hiçbir pembeyi sevmiyor. Ve evet. Biliyor musun? Benim kendi saçlarım doğuştan pembe. Gerçekten mi? Bilginin de doğuştan sarı saçları var. Sil bakalım. Onu da evlat edinmediler ama. Aynen bana benziyorsun. Ya gerçekten çok garip değil mi? Aklıma bir şey takıldı. Ne? Ya biz ikisek? Olabilir. Bizi beraber evlat edinmiş olsa. Bilmiyorum. Ne yapalım biliyor musun? Gidelim şu abimle ablamı bulalım, tamam mı? Ondan sonra... Onlara hesabını soralım. En iyisi böyle yapalım. Tamam, hadi gel. Hadi ya gidelim. Olamaz. Bir şey diyeceğim. Sen nereye benim gitti ikizimsin. Bu? Ve ablamla abim bana senin bir benim bir kardeşin olmadığını söylüyorlar. Bir dakika dur. Bilgi de bizim ikizimiz, bak. Onu saçlarına boyamaymış. Olamaz. Yani biz olur. Üçüz müyüz? Bunu acil ablamlara söylemem lazım. Anneciğim merhaba. Üç üzerime boğuldum. Ve artık bize asla böyle kuralları zorlamayacaksın. Biliyor musun? Beni her gün 3'te okula götürüyorlar. Sonra resim dersim, jimnastik dersim var. A grubu. Sonra müziğim var. Her şeye gitmek zorundayım. Kuralcılar. Hatta biliyor musun? Biz şu anda göl kenarında oturuyoruz. Sen nerede oturuyorsun? Biz Nortestet'te. Nortestet'te oturuyoruz. Bizi... Bir dakika. Yoksa bizi ayrı mı tutuyorlar? Galiba. Şimdi bir dakika, bir şey diyeceğim. Hemen gidip o abiyi bulacağız, tamam mı? Abiyi tamam. Bulacağız. Nasıl takip edeceğiz onu? Nereye gitti acaba? Bir dakika, telefonla arabaya deneyeceğim. Bir saniye. Bıdıdıt. Efendim? Abi, okul bitti. Beni gelip okulun önünden alır mısın? Okulun önünden mi? Ya yatıyorum Aleyna. Kendin gel ya. Olmaz abi. Kuralları unutma. Sen gelip alacaktın. Ablam da gelsin. Tamam. Bakalım ablam gelecek mi? Tamam abi.
Bak. Anayna. Hiçbir şey çaktırmadım. Önemli bir şey söyleyeceğim. Efendim? Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Benim şimdi saklanmam lazım. Çünkü abim bizi bilmiyor. Abim bizi ayrı evlerde ve bizleri beraber bilmiyor yani. Aha geldiler. Ben Çabuk saklan. Gidiyorum. Çabuk saklan. Aha Bilge. Bilge. Abi. Gelin abi. Bakalım. Abi. Ablam nerede? Efendim? Ablam nerede? Geliyor ya mu? Ablan. Ablan evde. Evde. Bu arada sen sanki biriyle konuşuyordun. Bir kişi daha vardı ama yanlış gördüm sanırım. Yok yok, Bilge ile konuşuyordum. Abi seninle konuşacağım. Çok önemli şeyler var. Kafama çok takılan çok bekle. Çok beni sorular bekleyin. Var. Beni bekleyin. He? O ses ne ya? O ne ya? Ana, ablamın sesine benziyor. O da mı gelmiş okulun oraya? Aha gelmiş. Abla sen neredeydin? Sabahtan beri sizi bekliyorum. Ana, görmedik abla seni. Çok pardon. Aleyna, senin efendim? Telefonunu kontrol ettiğimde biriyle konuşuyor gibiydin. Evet. Kimdi o? Bilge ile konuşuyordum abla. Bak Bilge. Gördün mü? Bilge perukunu çıkartınca bana çok benzedi. Sonra dedi ki ben senin dedi ikizinim dedi. Aa, hayır. Aleyna kardeşim, sana söylemem gereken bir şey var. Nedir? Siz aslında ikizsiniz. Ya söyleme dedim sana. Niye söylemesin? Birbirlerini biliyorlar çünkü. İkiz olduklarını bilmeleri lazım. Aleyna, benim doktora gitmem lazım. Benim bir işim çıktı. Hadi görüşürüz. Allah'ım ya Rabbim ya. Benden neler gizliyorsunuz? Abi çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel ve bana bütün gerçekleri anlat. Şurada oturup bana gerçekleri anlatmanı istiyorum. Gerçekleri anlatıyorum. Gerçekler yalan. Kuralcı aile beni neden evlat edindi? Neden bir ikizim olduğunu bana söylemedi? Sen aynı anda hem burada hem orada nasıl olabiliyorsun? Aa, üç yüzüm. Abi. Bak. Abi. Bana bunca zamanda nasıl yalan söyledin? Bir sen kardeşim. Hatta iki tane kardeşim vardı ama bana söylemedin. Bilmem evet, numarası kimsin? Yapma. Şaka yapayım, sen kimsin? Ya abi bak, o da sana abi diyor. Burada bir gariplik yok mu? Ya var ya, anlatsam mı size? Anlat lütfen bak. Anlat. Gerçekleri bize ya, anlat. Aleyna aslında siz aslında aynı ailedensiniz ama farklı yerlerde yaşıyorsunuz. Ha. Bizi neden ayırdınız? Aleyna, sana diyorlar ki işim var gidemem, şunu yapacağım diyorlar. Sonra gidiyorlar, benim yanıma geliyorlar. Sonra bana işim var diyorlar. Gidiyorlar, Bilge'nin yanına gidiyorlar. Aa, çok garip. Abi neden böyle yaptınız? Neden bizi üçümüzü bir arada tutmak yerine ayırdınız? Neden yaptınız? Bu birazcık gizli bir şey ama bilmiyorum, söylesem. Aleyna. Efendim. İkizim, biz eninde sonunda öğreniriz, boşver. Tamam. Aha. Sen ne kadar çok bana benzedin. Komple bana benzedin artık. Abi, bundan sonra asla bizi şey yapma. Seni ablama söylerim. Ablam geliyor, benim saklanmam lazım. Görüşürüz. Ana bak bindim abi, kaçamayacaksın. Abi kaçma. Dur. Abi. Allah! İkizlerden biri az daha ölüyordu. Gel. Aleyna. Efendim abla. Evden nasıl çıkarsın? Sen evden çıkmayacaksın. Bu bir kuraldır demedim mi? Ama abla, abim yüzünden oldu. Ben sadece abimin arabasına binmiştim. Bilge. Olamaz. Abla. Birileri öğrendiler mi? Nasıl onlara bunu söylersin? Sana söyleme demedim mi abi? Abi de suçu yok ki. Benim bir tane daha ikizim, hatta bir tane de üç yüzüm varmış. Ama sen bunları nereden öğrendin? Sen söyledin. Abi söyledi. Senin kafan yok mu? Beynin yok mu senin? Bilmemeleri lazım. Bilmemeleri. Ya nasıl söylersin onun bir üç yüzün olduğunu? Oh. Nasıl? Arkadaşlar. Abimle ablam çok kavga ediyorlar. Bu işin içinde neler var kesinlikle bir sonraki bölümde sizler için araştıracağım. O zamana kadar hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.